Mersin'in Silifke ilçesinde 12 yıl önce kurulan fakat faaliyetine bir türlü izin verilmediği için maddi manevi zararda olduklarını iddia eden otobüs motorlu taşıcılar kooperatifi üyeleri mağdur oldukları gerekçesiyle karayolunu kapatıp minibüs yaktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocaman'ın duymasını istiyoruz. Mehmet Şanlıur Bey'in duymasını istiyoruz. 43 yıldır oyumuzu alıyorlar. Ama kesinlikle millete hizmet etmiyorlar arkadaşlar. Her yıl kooperatifin genel kurulunu yaptıklarını, vergilerini ödediklerini, SSK ve bandrollerini yaptırdıklarını fakat her geçen yıl zararların daha da ilerlediğini iddia eden minibüsçüler yeter artık hakkımızı geri istiyoruz. Silifke ek güzergah talep ediyoruz. Yıllardır oyumuzu alan siyasetçiler hakkımızı yedi. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz diyerek eski belediye binası önündeki yolun ortasında minibüsü ateşe verdi. Yine kurulunu yapıyoruz yasal çerçevesinde. Vergileri ödüyoruz, bandrolü ödüyoruz. Kooperatifimize Ulaştırma Bakanlığı'ndan D4 yetki belgesi de almamıza rağmen güzergahlarımız birileri tarafından Simkop'a peşkeş çekiliyor. Üzerimize tescilli olan güzergahlarımızı bizden alıp başka kooperatiflere tescil ediyorlar. Simkop'a tescil ediyorlar. Amacım sadece haklarımızı bütün kamuoyuna, milletvekillerimize, oyumuz alan milletvekilleri Şanlıur'a, genelde Ankara'daki Şanlıur'a duyurmasını istiyor arkadaşlar. Kooperatif Başkanı Mehmet Demirtaş yaptığı açıklamasında sesimizi duyurmanın başka bir yolu kalmadı. Artık boğazımıza kadar geldi. Silifke'de iki farklı kooperatif var diye bize izin vermiyorlar. Biz diyoruz ki güzergahın dışında yolcu almayalım. Ama yine kabul etmiyorlar. Hepimiz geçim sahibiyiz ve her geçen gün evimize sarı zarf geliyor. Şu ana kadar her siyasi dönemde soruların çözülmesi için söz verildi. Ama ne partililer, ne de vekillerimiz, ne de ilçe idari amirleri hiçbiri bize yardımcı olmuyor diyerek duruma tepki gösterdi. Burada siyasi, yandaşçılık, rant var bu işin içinde. Biz mağdur olduk bu şekilde.